cevap vermeyecek. Çünkü daha önceleri de cevap vermedi. Defalarca aradım. Yani ona durumu anlatmaya çalıştım. Siz kapatın. Kapatın. Bana verin numarayı. Tabii. Bir saniye. Bakayım. Efendim? İsmail Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. İsmail Bey merhaba. Ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İsmail Bey, ben sizi programımıza davet etmek istiyorum bir sebepten dolayı. Nur Hanım yanımızda. Şimdi sizi aradı ancak sanırım aranızdaki bir problem yüzünden onun telefonunu açmadınız ve konuşmak istemiyorsunuz. Ama ben sizi programımıza davet etmek istiyorum. Sizinle konuşmak istediğimiz çok özel bir mesele var. Sanırım ortada ciddi bir yanlış anlaşılma var. Gelebilir misiniz? Antalyalı olan Nur mu bu? Efendim? Antalyalı olan Nur mu? Antalyalı değil sanırım Nur Hanım ama Antalya'da yaşadığı bir iftira yüzünden... Nur... Ben onu öyle biliyorum da orada siz... çok büyük yanlış yapmıştı. O yüzden Antalyalı diye kaydettim ben. İsmail Bey, inanın bu bir... İftira, hanımefendinin uğradığı bir iftira. Biz de bunu size zaten kanıtlamak üzere aradık. Ha, Nur Hanım'la bundan sonra görüşürsünüz, görüşmezsiniz. İnanın o kısmında değiliz işin. Zaten sanırım Nur Hanım'ın da böyle bir derdi yok ama içinde bu gerçeği herkesin bilmesi gerektiğine dair bir duygusu var. Ayşegül Hanım, şimdi kendine bir iftiracı mı buldu yani sonunda? İsmail Bey, ben sizden rica ediyorum. Lütfen programımıza gelin, sizi davet edin. Şimdi bakın Ayşegül Hanım, bana çok büyük yanlış yaptı Nur. Yani ben onunla iyi bir gelecek düşünüyordum. Yani hayallerimiz falan vardı. Hı hı. Ama beni rezil etti. Yani çok büyük yanlış yaptı. Anladım. Ben görüşmek istemiyorum. Hayır, ben Nur Hanım'la görüşün demiyorum zaten. Yani ben sadece ortada bir iftira var, bir haksızlık var. Bunu size ispat etmek için sizi buraya davet ediyorum. Ya ha, bundan sonra Nur Hanım'la... Hayır, hiç öyle bir niyeti yok. Takdir edersiniz ki sizin de başınıza böyle bir şey gelse içinizi yer değil mi? Ki pek çok sıkıntı yaşamış bu anlamda. Siz erkek arkadaşıymışsınız, sizden olmuş, etrafından olmuş ve sesini çıkarmamış, işinden olmamak üzere. Yani annesiyle dahi arası bozulmuş. Lütfen ben sizden rica ediyorum. Ben Nur Hanım'la birlikte olun, bundan sonra devam edin demiyorum ama başınıza geldiğini düşünün, sizin başınıza geldiğini düşünün. Hatta ona bakın ona bu haksızlığı yapan çift de şu anda çiftten birisi de şu anda programımızda konuk. Zaten bütün gerçeği çıplaklığıyla anlattı. Ulusal bir kanaldayız, bunu tüm Türkiye duydu. Siz de duyun istiyoruz. Rica ediyorum. Efendim? Sizin aklınız için gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Burada görüşmek istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ben sizi bekliyorum. Tamam, yarım saate gelirim. Çok teşekkürler, sağ olun. İşte böyle bir... Ekibimiz ilgilenecektir. Arkadaşlar. Ha, evet. Tamam, gereken yapılsın. Evet, biraz ön... Çok sabit fikirli, çok ön yargılı. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar saplantılı bir adam. Nasıl? Bir kere zaten şu üslup çok çirkin. Antalyalı mı falan. Evet. Eğer gerçekten bu kafadaysa iyi ki bitmiş. İyi ki, çok şükür. İyi ki defalarca şükrediyoruz. Zaten o yüzden davet etmedik değil mi Nur Hanım buraya? Evet. Hani siz o içinizde yaşadığınız o kötü zamanları unutmak istiyorsunuz ve gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorsunuz. Kesinlikle. Ve bunu zaten 3-5 kişi değil, bütün Türkiye duymuş öyle. Oluyor. Yani. Ben bütün gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracağım ve buradan çıktığım zaman da Erdal Bey hakkında, Erdal hakkında hukuki işlem başlatacağım. Ama İsmail gibi birini İyi ki de hayatımdan çıkarmışım. Asla bir daha görmek istemiyorum. Yani hayatımda görmek isteyeceğim son insandır. Ya şu üsluptan sonra ben de size katılıyorum ne yazık. Yani bu üslup ne ki Ayşegül Hanım, bana daha ne hakaretler etti, neler yaptı. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü bir süreç geçirdim. Ben alt üst oldum yani. En değerli varlığım ya annem. Annemi bile yani kaybettim. Artık annem bile benimle eskisi gibi değil. Annemle babam ayrı. Ben hep... İnanmaması kötü olmuş annenizin de size. Kim bilir artık İsmail Bey ne anlattıysa. Annem İsmail'i çok nasıl anlattıysa artık. Evet. Aynen öyle. Annem İsmail'i çok fazla seviyordu. Çok fazla istiyordu damadı olmasını. Babam onaylamıyordu bu ilişkiyi. Çünkü babam İsmail'in gerçek yüzünü görebiliyordu. Ama ben maalesef annemle babam hani... Ayrı oldukları için babama biraz da kızgın olduğum için hani yani babam zaten beni çok fazla sevmemiştir. Annemden ayrılmazdı düşüncesiyle yani böyle hani kız çocuklarını biliyorsunuz çok fazla hani babaları onların kahramanıdır. O yüzden yani babama kızgınlığımdan biraz da belki de İsmail'in gerçek yüzünü görmek istemedim ama İsmail sürekli bana hep söylerdi zaten evlenince çalışamazsın. Bir kadın hostes olmamalı, hosteslik neymiş, böyle bir saçma sapan meslek mi olur gibi böyle yani hafiften gerçek yüzünü hani evlendiğimizde beni baskı altına alacağını falan ifade ediyordu ama ben hani beni çok sevdiğindendir, bana kıyamadığındandır, yorulmamı istemediğindendir falan diye düşünerekten... Ya Allah aşkına şu kafalardan çıkın artık şu kafalardan. Beni çok kıskanıyor çünkü çok seviyor. Evet. Ay onu giymemi istemiyor çünkü hani başkası değil evet, o görsün evet, istiyor sadece. Maalesef. Çıkın bu kafalardan çıkın. Kesinlikle asla çok asla. Çok sevdiği için olmuyordur onlar yani. Kendine güvenemediği için oluyordur onlar. Aynen. Tamam mı? Kendine güvenemeyen adamlar böyle davranır. Aciz davranır. Özgüven eksikliği olunca aynen öyle yani. Tüm genç kızlara sesleniyorum. Kesinlikle bu tür insanlarla asla beraberlik düşünmeyin. Yani böyle insanlar insanın... Aslında kısa yoldan dönmüşsünüz ya. Çok şükür, çok şükür. Evet çok kötü yaşadığım şey, çok kötü iftiralara maruz kaldım ama bilmiyorum her şerde bir hayır mı vardır denir. Vardır, ne denir vardır, yani? Vardır. İyi ki de kurtuldum böyle birinden. Peki Nur Hanım, ayrıldınız İsmail Bey'den öyle ya da böyle. Devam etti mi ayrıldıktan sonra sizi rahatsız etti mi yahut psikolojik şiddeti sürdü mü? Evet, psikolojik şiddeti, psikolojik baskısı çok fazla oldu üzerimde. Sürekli geceleri arayıp sesimi dinlemeler, sonra hakaret içeren mesajlar. Daha sonra çevresindeki arkadaşlarına benim hakkımda çok kötü şeyler söylemiş. Birçok arkadaşından teklif aldım. Daha sonra mahallede yürüyemez hale geldim. Sürekli bana böyle... Kötü kadın muamelesi yapıldı. Yani ya. Çok çirkin şeylerle karşılaştım. Bir uzmana gitseydiniz. Gittim. Çok uzun süre psikolojik destek aldım. Ah, çok canım. Ağır psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Dozları çok yüksekti. Bir de bir taraftan da çalışmak zorundayım. Çünkü ailemin desteği yok üzerimde. Evet, geldim. Nedir bu? Neyin şovu? Sen iyice delirdin ha, kafayı yedin sen. Bir saniye İsmail Bey, değil mi İsmail Bey? Evet, benim. Arkadaşlar, yani hani bir saniye bir sakin olun, öyle dama girer gibi giremezsiniz bir yere değil mi İsmail Bey? Şimdi bakın, benim yaşadıklarım kolay bir şey değil. Ama beni rezil etti. Arkadaşlar, bakın tamam. Şu an televizyonlarda bir rezil etmediği kalmıştı, onu da yaptı yani sağ olsun.